YouTube'da içerik üretmek sadece kaliteli videolar çekmek anlamına gelmiyor. Yüklediğiniz bir videoda hatalar fark ettiğinizde veya iyileştirmeler yapmak istediğinizde videoyu silip yeniden yüklemek zorunda değilsiniz. YouTube'un sunduğu video editörü araçları sayesinde izlenmelerinizi kaybetmeden küçük ama etkili düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu videoda YouTube video editörünün sunduğu temel araçları ve bu araçların nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını sırasıyla inceleyelim. Videonuzun detay sayfasına girip sol taraftaki editör sekmesine tıklayarak bu sayfaya ulaşıyorsunuz. Bu sayfaya geldiğinizde tıpkı bir Adobe Premiere gibi ya da bir CapCut gibi bir arayüzle karşılaşacaksınız. Alt tarafta zaman çizgisini göreceksiniz. Görüntülerinizi ve seslerinizi burada görebilirsiniz. Bizim burada bahsetmek istediğimiz şey üstteki seçenekler. Bu seçeneklere kısaca bahsedeceğim. Böylece olası problemlerde bazen videoyu silip tekrar yüklemek zorunda kalmadan buradan çözümünüzü üretebileceksiniz. Öncelikle Trim and Cut seçeneğinden bahsedelim. Yani kırp ve kes. Bu özellikle birlikte videonuzun istenmeyen kısımlarını rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Yani kırpabilirsiniz. Videolarınızın başlangıç veya bitiş kısımlarındaki gereksiz görüntüleri silebilirsiniz direkt olarak. Aynı zamanda videonuzun ortasında bulunan istenmeyen veya hatalı çekilmiş görüntüleri de hızlı bir şekilde silebilirsiniz. Mesela bir boşluk bırakmışsınızdır, bir es vermişsinizdir ses olarak. Bu boşluk sizi rahatsız ediyorsa veya bir kelimeyi yanlış söylediyseniz ya da söylememeniz gereken, kurmamanız gereken bir cümle kurduysanız buradan rahatlıkla silebilirsiniz. Trim and Cut seçeneğini seçiyorum. Örneğin ortada bir alanı silmemiz gerekiyor diyelim. New Cut kısmına geliyorum. Size in ve out belirleyebileceğiniz bir alan çıkıyor karşınıza ve bu alanı sürükleyerek kırpılacak olan kısmı belirleyebiliyorsunuz. Eğer daha detaylı bir çalışma yapmak isterseniz artı ve eksi ikonlarını kullanarak biraz daha detaylı bir çalışma yapabilirsiniz. In ve out kısmını belirledikten sonra bu ikona tıklayarak ya da buradaki ikona tıklayarak bu işlemi onaylayabilirsiniz. Sadece bir değil, birden fazla seçim yapabiliyorsunuz bu konuda. Örneğin New Cut butonuna tıklayarak başka bir alanda yeniden bir seçim yapabilirsiniz veya bunu da onaylayarak New Cut kısmında yeni bir seçim daha yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kırpma işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu işlem tamamsa Save butonuna tıklayarak kırpma işlemini başlatabilirsiniz. Bir diğer seçenek de Blur seçeneği, yani bulanıklaştırma seçeneği. Videolarınızda görünen hassas bilgileri, örneğin birinin yüzünü kaldırmak istiyor olabilirsiniz, araba plakalarını veya adresleri gizlemek istiyor olabilirsiniz ya da bir form doldururken telefon numarası veya kimlik numarası gibi özel bilgileri yanlışlıkla görüntülediyseniz eğer, buradaki Blur özelliğini kullanarak bunları iptal edebilirsiniz. Face Blur ve Custom Blur olarak iki seçeneğiniz var. Eğer bir yüzü blurlamak istiyorsanız Face Blur'u seçiyorsunuz. Face Blur'u seçtikten sonra görüntü üzerinde bir analiz yapıyor ve bu analiz doğrultusunda size yüzleri gösteriyor. Hangi yüzü blurlamak istediğinizi burada belirliyorsunuz. Eğer Custom Blur seçeneğini seçerseniz eğer, buradaki şekilleri seçerek nasıl bir blurlama yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Eğer sabit bir yerdeki blurlama işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız, örneğin sadece bu kısmı blurlamak istiyorsanız Fix Blur Position seçeneğini seçebilirsiniz. Buradan da hangi zaman aralığında blurlamasını istediğinizi belirleyebilirsiniz. Eğer hareket halinde bir nesne varsa ve onu blurlamak istiyorsanız, örneğin hareket eden bir araba plakası gibi, bu durumda Track Object diyerek o plakayı, o gizlemek istediğiniz şeyi takip etmesini sağlayabilirsiniz. Diğer bir seçenek de Audio seçeneği, yani ses seçeneği. Videolarınıza arka plan müziği eklemek veya ses efektleri kullanmak istediğiniz durumlarda, videonuzu yükledikten sonra bunu yapmak istediğiniz durumlarda bu özelliği kullanabilirsiniz. Örnek verecek olursak bir vlog hazırladınız ve vlogun arka planına müzik koymayı unuttunuz ya da biraz daha hareketli olsun istiyorsunuz. Audio seçeneğini seçerek YouTube'daki müzik kütüphanesini kullanabilir ve buradaki müzikleri videonuzun arkasına ekleyebilirsiniz. Bakın burada süresi var ve süre kısmının solunda da Add butonu var. Bu butona tıklayarak videolarınızın arkasına bu müziği ekleyebilirsiniz hızlı bir şekilde. Eğer YouTube'a video ekliyorsanız zaten End Screen ve Info Cards kısmını zaten biliyorsunuzdur. End Screen, yani bitiş ekranı, videonuzun sonunda izleyicilere başka videolarınızı veya kanalınızı önererek daha fazla etkileşim elde etmenizi sağlayan bir özellik. İzleyicileri kanalınızda daha uzun süre tutmak için bunu mutlaka kullanmalısınız. Eğer bir yemek tarifi videonuz varsa video sonunda izleyicileri başka bir videoya yönlendirmeniz son derece doğal. Dolayısıyla bu bitiş ekranını kullanarak izleyicilerinizin daha fazla içeriği keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Info kart kısmı da videonun belirli noktalarına izleyicilere ekstra bilgiler, öneriler veya anketler sunabileceğiniz, bu şekilde etkileşimi artırabileceğiniz bir özellik. Yine videonuzun ilgili noktalarına, referans verdiğiniz noktaları veya başka bir videonuz hakkında konuşma yaptığınız noktalara kart bilgileri, bilgi kartları ekleyerek izleyicilerin YouTube kanalınızda daha fazla kalmalarını sağlayabilirsiniz.